Merhaba arkadaşlar kimya dersim YouTube kanalında soru çözüm videolarımıza devam ediyoruz. Palme yayınları TYT Kimya Soru Bankası 2. ünite 17. teste kadar geldik. İnşallah bugün 17. testimizi de çözeceğiz. Şimdi hemen sorularımızı yansıtıp birinci sorumuzla başlayalım. Bu arada videoları beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diye de hatırlatmamızı yapalım. Ve sorularımızı görelim arkadaşlar. Periyodik özelliklerle ilgili sorulara devam ediyoruz. Hemen birinci sorumuz. Baş grup elementlerinden X, Y ve Z aynı yatay sırada yer alan atomlardır. Yani bunlar arkadaşlar aynı periyot elementleri. Atom çapı en büyük olan Z. Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan ise X'tir. Şimdi Z'yi arkadaşlar ben sol tarafa yazabilirim. Yalnız birinci iyonlaşma enerjisinde X'in büyük olması sağ tarafta olduğunu kesin olarak ifade etmez. Çünkü hatırlayın şöyle bir sıralama vardı. 1A küçüktür, 3A küçük sonra 2A diyorduk o küçüktür 4A küçüktür 6A küçüktür 5A küçüktür 7A ve o da küçüktür 8A şeklinde bir sıralamamız vardı. Burada şu 2A ile 5A'ya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Olmaları gerekenden biraz daha yüksek iyonlaşma enerjilerine sahipler. Bunlar arkadaşlar küresel simetri özelliğinden kaynaklı böyleydi. 2A grubu elementleri S2 ile, 5A grubu elementleri ise arkadaşlar P3 ile sonlandığından dolayı. Ee, peki bunları bu şekilde ifade ettik. Şimdi bakalım ne diyor. Bu atomlar ile ilgili 3 tane yargı var. Hangileri doğrudur diye sorulmuş. Burada arkadaşlar birinci yargıda diyor ki atom numarası en büyük olan Z'dir. Şimdi Z'yi biz sol tarafa yazdığımıza göre en büyük olma ihtimali yoktur. Çünkü Z burada X ile Y şöyle de olabilir. Şöyle de olabilir arkadaşlar. Yani bunların yerleri değişebiliyor. Çünkü 5A bakın 6A'dan daha büyük. 2A 3A'dan büyük. Bu istisnalardan dolayı. Diyor ki ikinci ifadede. X 6A'da ise Y 5A olabilir. Şimdi burada arkadaşlar dikkat edin. Birinci yoğunlaşma enerjisi en büyük olan X'tir dedi ya. Şimdi X'e biz 6A dersek. Burada 6A'nın 5A'dan büyük olma durumu var mı? Yok. Dolayısıyla böyle bir şey söz konusu olamaz. Bakın e, X 5A, Y 6A olabilirdi. Öyle deseydi olurdu ama şu sıralamaya göre eğer siz X'e 6A derseniz yonlaşma enerjisini küçük almış olursunuz. Dolayısıyla böyle bir ihtimal söyleyemiyoruz. Elektronegatifliği en büyük olan Y olabilir demiş. E, olabilir mi arkadaşlar? Biliyorsunuz sağa doğru gidildikçe elektronegatiflik artıyor olabilir diyoruz. O yüzden bu doğru oldu. Cevabımız yalnız 3 olacak yani B şıkkı. Hemen geçelim ikinci soruya. İyon halindeki iki tanecin elektron dizilişi verilmiş. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar periyodik cetvel üzerinden yorumlar yapacaksak bunların nötr hallerine bakmamız gerekiyor. O zaman bu 3 elektron almış hali bu buysa X'in nötr hali arkadaşlar 2, 8, 5 şeklindedir. Çünkü 3 elektron alırsa 8 olmuş. Alınca daha doğrusu 8 olmuş diyoruz. Y'ye baktığımız zaman 3 elektron vermiş 8 olmuş. O zaman demek ki Y'nin de normal elektron dizilimi, nötr durumdaki elektron dizilimi 2, 8, 3 şeklindeymiş. 3 elektronu verince 8 ile tamamlanmış. Yani kısacası X arkadaşlar 3. periyot, 3. periyot 5A grubu elementi iken... Y'ye baktığımız zaman bu da 3. periyot 3A grubu elementi olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre aşağıdaki ifadelerde hangisi doğrudur demiş. A'da diyor ki X'in oksijenli bileşiği sulu çözeltisi baziktir. X bir A metal arkadaşlar. A metal olduğu için oksijenli bileşiğin sulu çözeltisi genelde asidiktir deriz. O zaman bu ifade ne oldu? Yanlış oldu. Bazik olanlar metal oksitlerdir. X ile Y aynı periyotta bulunur. Bakın dikkat edin 3. periyot. 3. periyot o zaman cevabımız B şıkkıdır diyebiliriz. Y grubunun 4. elementidir diyor. Y arkadaşlar 3A grubundadır dedik. Şimdi 1A, 2A sonra B grupları giriyor ama 4. periyottan itibaren B grupları var. 3. periyotta B grubu yok sonra 3A geliyor. Dolayısıyla 1, 2, 3. element oluyor. Bu ifade ne oldu arkadaşlar? Yanlış oldu. X'in birinci yoğunlaşma enerjisi Y'nin birinci yoğunlaşma enerjisine eşittir demiş. Hiçbir zaman bu bilgiyi unutmayın. İstisnasız bir şekilde kullanabilirsiniz. Bir elementin herhangi bir iyonlaşma enerjisi arkadaşlar diğer elementin iyonlaşma enerjisine eşit olmaz. Bakın burada Y'nin birinci iyonlaşma enerjisi X'in pardon birinci iyonlaşma enerjisi Y'nin birinci iyonlaşma enerjisine eşittir diyor. Bir defa bunların Proton sayıları farklı arkadaşlar. Proton sayıları farklı olduğu için çekim güçleri farklı olacaktır. Çekim güçleri farklı olduğu için de birinciye birinci enerjisi dersek eşitlik söz konusu olamaz diyoruz. Buna da yanlış dedik. X ile Y atomları benzer kimyasal özellik gösterirler diyor. Bunlar aynı grup elementleri mi arkadaşlar değil. Birisi 5A birisi 3A. Dolayısıyla benzer kimyasal özellik gösteremezler ki birisi metaldir birisi ametal tamamen farklı. Geçelim üçüncüsüne. Üçüncü soruya. Diyor ki periyodik cetvelin A gruplarında bulunan X, Y ve Z elementleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Birinci bilgide X ile Z'nin değerlik elektron sayıları eşit diyor. Yani X ile Z aynı gruptaymış arkadaşlar. X ile Y'nin periyot numaraları aynı. O zaman X ile Y'yi aynı periyoda X ile Z'yi de aynı gruba koyacak şekilde düşüneceğiz. Y'nin atom numarası en küçük olduğuna göre X, Y, Z elementlerin atom yarıçapları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi arkadaşlar bakın şuraya dikkat edin. Y'nin atom numarası en küçük ve X ve Y aynı periyottaysa o zaman ben Y'yi sol tarafa yazarım, X'i sağ tarafa yazarım. Bakın aynı periyottalar ve Y'nin atom numarasını küçük almış oldum. Biliyorsunuz sağa doğru atom numarası artar. Peki Z ile X aynı grupta dedik. Z acaba yukarıda mıdır, aşağıda mıdır? Ona nasıl karar veririz? Ee, atom yarıçapları arasındaki ilişkiyi sormuş. Ekstradan bilgimiz var mıydı? X ve Y, Z tamam. X ile Z'nin değerli elektron sayıları eşit. Tamam. Ben Z'yi aşağı mı alacağım, yukarı mı? Onu. Şimdi yukarı alamam arkadaşlar. Neden alamam? Bilgi vermemiş olsa bile, şunu söyleyebiliriz. Diyelim ki ben Z'yi buraya aldım. Z'yi buraya alırsam Z'nin atom numarası en küçük olmuş olur. Dolayısıyla buradaki Y'nin atom numarası en küçük ifadesi geçerli olmayacaktır. O zaman mecburen Z'yi aşağıya almam lazım. E bu şekilde alınca arkadaşlar peki çaplar nasıl değişiyordu? Yukarıdan aşağıya doğru çap artıyordu değil mi? Hatırlarsanız. Bir de sağa doğru çap küçülüyordu. Şöyle bir kardan adam e, görüntüsüyle bakın olaya. Şimdi böyle baktığımız zaman çapı en büyük olan kim olur? Z olur. Sonra Y, sonra X. Z, Y, X nerede verilmiş arkadaşlar? A şıkkında verilmiş. Üçüncü sorumuzun cevabı A olacak. Evet. Geçelim hemen dördüncü sorumuza. Periyodik cetvelde yerleri gösterilen elementler ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A'da diyor ki atom çapı en küçük olan Z'dir. Biraz önce ne demiştik? Çap arkadaşlar soldan sağa doğru küçülüyordu, yukarıdan aşağıya doğru artıyor diyorduk. Dolayısıyla hem yukarıda hem de sağda olduğu için Z'nin çapı en küçüktür, doğru. Birinci yoğunlaşma neresi en büyük olan Z'dir demiş. E çünkü 8A grubunda, biliyorsunuz 8A grubu bir de daha yukarıda çapı da küçük. Kıyaslama yaptığınız zaman arkadaşlar diğerlerine göre yoğunlaşma neresi çok daha yüksek olacaktır, bu da doğru. Elektron ilgisi en büyük olan T'dir. Çünkü 7A grubunda elektron ilgisi ve elektronegatiflik sorulursa arkadaşlar 7A grubu yani halojenler en yüksektir diğer gruplara göre. O zaman burada doğrudur diyeceğiz. Atom numarası en büyük olan Y'dir diyor. Şimdi sağa doğru ve aşağı doğru giderken atom numarası artar. Sırayla giderseniz arkadaşlar mesela şurası e, 10'dur arkadaşlar. 11, 12 pardon. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 diye gidiyorsunuz. Bakın böyle aşağı doğru büyüyor. O zaman en büyük olan kimdir? Tabii ki Y'dir. X ile Y aynı grup elementleridir diyor. X ile Y aynı periyottur. Bakın şurası periyot oluyor. Grup yukarıdan aşağıya doğrudur. Sütunlara grup diyoruz. O zaman bu ifade yanlış oldu. Geçelim hemen bir diğer soruya. 5. soru yoğunlaşma enerji grafiği verilmiş. Hemen sorumuza bakalım. Şöyle soru çok mu küçüldü? ya idare eder herhalde. Telefonla izleyenler için de zorluk olsun istemiyorum. Şimdi arkadaşlar, birinci yoğunlaşma enerjisi atom numarası grafiği verilmiş. Burada dikkat ederseniz böyle merdiven basamağı gibi bir durum var. Burası şöyle diyebiliriz. 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A diye yazabilirsiniz. Bakın 2A ile 5A istisnai özellik gösteriyordu küresel simetriden dolayı. 2 a 3 aya göre 5 ada 6 aya göre daha yüksek iyonlaşma enerjisine sahipti. Buna göre grafikte belirtilen elementler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Bir de burada ikinci periyot olduğu da söylenmiş arkadaşlar. Ona da dikkat edelim. Diyor ki A şıkkında L4A grubundadır. zaten 4A'yı yazdık. Doğru mu? Doğru. P'nin atom çapı en büyüktür demiş. P nerede arkadaşlar? En başta zaten bir periyotta sağa doğru giderken çap ne oluyordu? Gittikçe küçülüyordu. O zaman en baştaki yani 1A grubunun çapı en büyük olur. Doğru. M'nin atom numarası 5'tir. M arkadaşlar burada e, burada şuna dikkat edeceksiniz. 2. periyot demiş ya. 2 tane yörüngesi var arkadaşlar. E o zaman 2'ye 5A grubu olduğu için 5 olur. Atom numarası 7 olur. Burada ne demiş? 5 demiş. O zaman yanlış olan ifade C şıkkı olacak. E N'in değerlik elektron sayısı 8'dir. değerlik elektron sayısı 8 ada 8 olur arkadaşlar. Sadece helyum istisnadır ona dikkat edin. Helyumun 2'dir. Ama hop bir birinci periyotta. Burası ikinci periyot olduğu için 8 olarak alırız. A'nın artı 3 değerlikli iyonun katman elektron dağılımı helyumun katman elektron düzenindedir demiş. A dediğimiz element 3A grup elementi. 2. periyot 3A'daki elektron dizilimi arkadaşlar 2-3 şeklindedir. Siz eğer buradaki 3 elektronu verirseniz artı 3 demiş ya. Bakın helyum elektron düzeni oluşuyor. Helyumun da 2'dir ya. Dolayısıyla bu ifade doğru. Bunlarda da bir sıkıntı yok. Cevabımız C şıkkı olacak. Geçelim hemen bir diğer sorumuza. 6. soruya bakıyoruz. Periyodik özelliklerin bir grupta yukarıdan aşağıya doğru genel değişiminde doğru olan bilgiler tik işaretiyle yanlış olan bilgiler çarpı şeklinde işaretlenen bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini yanlış işaretlemiştir diyor. Şimdi periyodik değişimde atom çapı Burası neydi? Hemen şöyle bir bakalım. Yukarıdan aşağıya doğru. Burası yukarıdan aşağıya arkadaşlar. Şurası neydi? bu da yukarıdan aşağıya. Yanlış olanlar buraya. Doğru olanlar buraya. Tamam. Yukarıdan aşağıya doğru atom çapı artara doğru demiş. Biz de doğru diyoruz arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz yukarıdan aşağıya doğru şöyle çap artıyor. Burada bir sıkıntı yok. İyonlaşma enerjisi. Çap artarken iyonlaşma enerjisi azalır. Neden? Çap artınca elektron koparmak daha da kolaylaşıyor. O yüzden azalır demesi gerekiyor. Ee, ona doğru demiş. Biz de doğru diyoruz. Elektronegatiflik artar. Yanlış arkadaşlar. Çap artıyorsa elektronegatiflik azalıyor demektir. Buna yanlış demesi lazım. Yanlış dediği için bu da doğru oldu. Elektron ilgisi artar diyor. Elektron ilgisi azalır arkadaşlar. Çünkü yukarıdan aşağı çap artıyor. Çapın artma sebebi elektronun e, uzaklaşması. Demek ki elektrona ilgi azalıyor. Buna yanlış demesi lazım. Doğru dediği için biz de buna Yanlış diyeceğiz. Cevabımız D şıkkı. Değerlik elektron sayısı azalır. Değişmez arkadaşlar. Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inerken mesela 1A grubunun değerlik elektron sayısı hep 1'dir. 2A grubunun 2'dir. Dolayısıyla değişmez demesi gerekiyordu. Ee, yanlış bir ifade, yanlış işaretlediği için biz buna da doğrudur diyeceğiz. Evet geçelim 7. soruya. İkinci periyotta yer alan ardışık atom numaraları X, Y, Z arasındaki elementlerde Z bileşiklerinde sadece eksi bir değerlik alır. İkinci periyotta sadece eksi bir değerlik alan element flor elementiydi. O da arkadaşlar 7A grubu elementiydi. O zaman Z 7A grubu. Şöyle 7A diye yazalım. 6A ve 5A. Bu arada e, atom numaraları ardışık demiş. X, Y, Z. O zaman şurası Y'dir. Şurası da X'dir arkadaşlar. Hangisi arasındaki ilişki x büyüktür y büyüktür z şeklindedir diye sormuş. Elektronegatiflik bir defa y daha da daha büyüktür o zaman gitti. A metalik özellik y daha da daha fazladır soldan sağa doğru artıyor ya. O zaman bu da gitti çünkü x'in büyük olmasını istiyoruz. Atom çapı atom çapı soldan sağa gittikçe ne oluyordu azalıyordu. O zaman x y'den y de z'den büyük mü? Tabii ki cevabımız c. Birinci yoğunlaşma enerjisi çapı küçük olan yoğunlaşma dersi daha yüksek. Hatta burada istisnai durum da var. 5-6'dan daha büyük. E, o zaman Z büyük, X büyük, Y şeklinde çıkıyor. Yanlış. Elektron ilgisi demiş arkadaşlar. Yine Z'nin daha yüksek olması gerekiyor. Buna da yanlıştır diyebiliriz. Yani şu sıralamayı vermez diyelim daha doğru olur. Evet cevabımız C şıkkı oldu. Geçelim 8. soruya. X, Y, Z elementleriyle ilgili bu arada X 6A grubunda arkadaşlar Y, 7A grubunda Z'ye baktığımız zaman 8A grubu olduğunu görebiliyoruz ve bunların üçü de 3. periyotta arkadaşlar. 3. periyot hepsi de aynı periyotta. Diyor ki hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birincisinde şöyle diyor. Eksi 2 yüklü X ile Z'nin çapları eşittir. Şimdi bu çap olayı, ondan sonra arkadaşlar iyonlaşma enerjileri farklı elementlerde eşit olmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla biz buna yanlış diyeceğiz. Ha, i̇spatını da yapayım size. Şimdi x'in atom numarası kaç? 16. Eksi 2 olunca elektron sayısı kaç? 18. Bir de z demiş değil mi? Z'nin de elektron sayısı 18 güzel. Ama bunun proton sayısı da 18. Şimdi dikkat edin. 16 proton 18 elektronu çekiyor. 18 proton 18 elektronu çekiyor. Tabii ki şurada elektron başına düşen çekim gücü daha fazla olmuyor mu arkadaşlar? Daha fazla oluyor. O zaman çapları eşit olabilir mi? Olamaz. Bu durumda arkadaşlar birincisi yanlış oldu. İkincisi Y'nin hidrojenli bileşin asidik özelliği X'inkinden fazladır diyor. Y kimdir? Y daha grubu. Y grubu deyince hidrojen florür, hidrojen klorür, hidrojen bromür, hidrojen iyodür gibi örnekler geliyor aklımıza. Z dediğimiz... Ee, bu arada Z mi? Yok pardon. X'inkinden fazla. X neydi? 6A grubundaydı. 6A grubunda kim var mesela? Ee, oksijen var. Başka? Kükürt var. Bilindik elementler onlar. E şimdi suyu düşünün arkadaşlar. H2O'yu şimdi. Siz olsanız HCl mi H2O mu dersiniz? Tabii ki Tuz değil mi? Tuzru asidiktir. O zaman Y'nin hidrojenli bileşiğinin asidik özeli X'inkinden fazladır ifadesi doğru. Z'nin elektron ilgisi en fazladır diyor. Bir defa Z8A grubunda elektron ilgisi var mıdır? Yoktur. 8A grubunun elektron ilgisi olmadığı kabul edilir arkadaşlar. Dolayısıyla bu yanlış oldu. Cevabımız yalnız 2 olacak. A şıkkını işaretleyebilirsiniz. Geçelim hemen bir diğer sorumuza. Kaçıncı soruya geçiyoruz? Geldik 9. soruya. Üçüncü periyotta bulunan x, y, z elementleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre x, y, z elementleri ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi buradaki bilgileri bir yorumlayalım. Bir defa üçüncü periyot olduklarını unutmayalım bunların. X'in ilk 4 iyonlaşma enerjisi değerleri sırasıyla 176, 348, 1847 demiş. Burada arkadaşlar 3.5 kattan büyük bir oran var. Hatırlayın iyonlaşma enerjileri arasındaki oran 3.5 kattan büyük ise grup numarasını belirleyebiliyorduk ki burada x'in biz 2a grubu olduğunu söyleyebiliriz. Birinci aralık değil bakın ikinci aralık. Dolayısıyla x 2a grubu elementidir. Y elementi kararlı bileşiklerinde eksi 1 ile artı 7 değerliklerini alabilir. Demek ki Y arkadaşlar 7A grubu elementidir. 7A'da bu özellik var. Z alkali metaldir demiş. Alkali metal neydi? 1A grubuydu. Şunu da 1A'ya aldık. O zaman Z en başta sonra X geliyor. Z'ye 1A dedik. X'e 2A dedik. Y'ye de arkadaşlar 7A demiş oluyoruz. Bu bilgiyi kullanırsak herhalde çoğu soruya cevap veririz. Buna göre X, Y ile ilgili atom numaraları sırasıyla 12, 17, 11'dir diyor. Şimdi şuna dikkat edin. Bunlar 3. periyot elementleriydi. O zaman bu 2, 8, 1. Kaç yapar arkadaşlar? 2, 8 daha 11 11. Atom numarası 11. Peki x'in kaç olur? 2 olduğuna göre bu 12'dir. Y'nin kaç olur? Bu da arkadaşlar 17 olur. Bakın sırasıyla x 12, y 17, z de 11. Doğru mudur? Doğrudur. Atom çapları arasındaki ilişki soldan sağa doğru çap ne oluyordu? Küçülüyordu. O zaman z büyük x büyük y demesi lazım ki öyle demiş doğru. Elektron verme eğilimleri arasındaki ilişki bir anın en yüksekti. yani z büyüktür dememiz lazım. Sonra X sonra da Y dememiz gerekiyor. O zaman bu ifade yanlış oluyor. Bakın biz Z'yi en başa koyduk. O Y'yi koymuş. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 doğrudur olacak. Yani C şıkkını işaretleyebiliriz. Ve geldik arkadaşlar. Sonuncu sorumuza 10. soruyla bu testimizde hayırlısıyla tamamlamış olacağız. Ne diyor 10. soruda? Şöyle sığdırabilir miyiz? Sığdı herhalde. Heh. Şimdi. 3 tane element var. Böyle bir tablo gördüğüm zaman arkadaşlar ben hemen şunu yapıyorum. 120, 240, 1490. Şu aralığı seçtim. X 2A grubu. Bakın 3.5 kattan 3.5 kat veya daha fazla bir oran varsa grup numarasını belirleyebiliyoruz. Y için arkadaşlar 98, 800. Hemen şurayı işaretliyorum. 1A. Hatta biraz daha yorum yapabiliriz. Bunun zaten dördüncü elektronu yokmuş. Demek ki bunun atom numarası da 3 arkadaşlar. Hatta lityum olduğunu da aklınıza getirebilirsiniz. 142, 294, 1516 hemen şurayı işaretliyorum. Bu da 2A grubu. Tabii iki tane 2A grubu çıktıktan sonra bir de bunların periyotları hakkında yorum yapalım. Hangisi üstte hangisi altta? Şimdi ikisi aynı grupta ya. 120, 142. Yukarıdan aşağıya doğru çap artıyordu hatırlarsanız. Çap artıyorsa iyonlaşma enerjisi azalıyordu. O zaman iyonlaşma enerjisi küçük olan kim? X. X demek ki aşağıda arkadaşlar. Z'yi yukarı yazıyoruz. X'i aşağıya yazıyoruz. Aynı gruptayken bunların konumları bu şekilde olacak. X ile Z aynı grup elementleridir. Doğru. X ile 2A grubunda. Y'nin atom numarası 11 olabilir demiş. Olamaz. Neden? Y çünkü dedik 3 tane elektronu var. O zaman 3 tane protonu vardır. Atom numarası 3'tür arkadaşlar. X'in atom çapı Z'ninkinden küçüktür demiş. X aşağıda olduğuna göre Z'ye göre çapı daha büyüktür. Bakın şurada demiştik aşağı doğru çap artar. O zaman buna da yanlıştır deriz. Cevabımız bu durumda A şıkkı çıkacak. Evet bu testimizde burada tamamlamış olduk. Arkadaşlar dediğimiz gibi şöyle yayınlarımızı beğenip kanalımıza abone olursanız bu tarz paylaşımları daha böyle bir iştiyakla daha bir istekle yapmaya devam edeceğiz. Tabii ki kanalımızı zenginleştirmek için sürekli çaba sarf ediyoruz ama sizlerin desteğiyle biraz daha kendimizi zorunlu hissetme durumuna geçeceğiz arkadaşlar. Yani hani ee, çok fazla böyle teveccüh olursa bu videolara "Hocam hakikaten faydalanıyoruz." dediğiniz zaman e, biz de daha fazla faydalı olabilmek için daha çok paylaşım yapmaya çaba sarf edeceğiz. O yüzden dediğim gibi gerçekten faydalı bulan arkadaşlar videoları beğenmeyi unutmasınlar ve kanala abone değilseniz arkadaşlar mutlaka abone de olun. Ücretsizdir zaten. Herhangi bir şey talep edilmiyor. O yüzden e, abone olmanızda hiçbir sakınca yok sizler bu desteği verirsiniz umarım. Dedikten sonra sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun.